Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli emniyet görevlisi arkadaşlarımız, değerli Yalovalılar, çocuklarımızın eğitimi için hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız. Tek adam rejiminin ülkemizi içine soktuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını yaşadığımız alanların başında eğitim gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakattan uzak, ideolojik sayıklarla yapboz haline getirilen eğitim sistemimizin yapısal sorunları, iktidarın yönetemediği COVID-19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır. Türkiye, COVID-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2.316.000 öğrenci uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamıştır. 1.459.000 öğrenci ise internet erişimine sahip değildir. Bu yetersizlikle beraber uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanabilen öğrencilerimiz de dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. İktidarın salgın döneminde eğitim alanında ortaya koyduğu tercihler var olan fırsat eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgın süresince ortaya çıkan öğrenme kaybının boyutlarını ölçme ve bu kaybın telafisi için derhal gerekli bilimsel çalışmaları başlatması gerekmektedir. 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitim tekrar başlamış, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarında kavuşmuşlardır. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime dönüşen ve dönen büyük bir mutluluk yaratması gerekirken, yetersizlikler nedeniyle eğitimin tüm paydaşlarında derin kaygılar ortaya çıkmıştır. Okullarda ihtiyaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet personeli hala atanmamıştır. Yalova'nın okullarında da her birinde bu personel eksikliği açıkça görülmektedir. Okullarımızda hijyenin korunmasını sağlayacak bu atamaların derhal gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na ek kaynak aktarımı yapılabilir. Haftalardır birçok kentte, sınıflarda vakalar ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır. Sosyal mesafenin korunabilmesi için sınıfların seyreltilmesi gerekirken birçok okulda öğrenciler kalabalık sınıflarda derslere girmektedirler. Bazı okullarda farklı düzeylerde sınıfların aynı dersliklerde eğitim gördüğü bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi 43.627 adet derslik ihtiyacıdır. Yandaşlara, beşli çeteye, saray beslemelerine kaynak aktaran iktidar, çocuklarımızın sağlığı, eğitimi ve geleceği için gereken bu ihtiyacı ne yazık ki karşılamamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi biz çocuklarımızın eğitimi için bu ihtiyacı karşılamaya hazırız. Gerekli sayıda derslik ve okulu ihtiyacı duyulan yerlerde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız. Arsa gösterildiği takdirde belediyelerimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en kısa sürede ihtiyaç duyulan derslikleri eğitim ve öğretime hazır hale getireceklerdir. Aynı şekilde tadilata ve onarıma ihtiyaç duyulan derslik ve okullar için de partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyelerimiz harekete geçmeye hazırdırlar. Eğitim sistemimizin en acil ihtiyaçlarından bir diğeri de geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin temel sorunlarının çözülmesidir. İlk olarak öğretmen açığının kapatılması gerekmektedir. Sayıştay raporlarına göre 138 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporuna göre 107 bin öğretmen ihtiyacı vardır. Şu ana kadar yalnızca 20 bin atama yapılmış, öğretmenlerden gelen tepkiler üzerine Erdoğan 15 bin ilave atamayı müjdeymiş gibi duyurmuştur. Bu atamaları gerçekleştirmemek ise sarayın bilinçli tercihidir. Biz bu tercihleri değiştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'nin
atanamayan öğretmenler diye bir sorunu kalmayacak. Bizim tercihimiz açıktır ve nettir. Toplumdaki en önemli meslek gruplarından birini öğretmenlerin oluşturduğunun farkındayız. Öğretmenlerin haklarını ve çalışma koşullarını yasal güvenceye kavuşturacak öğretmenler meslek kanununu çıkaracağız. Bununla birlikte hak kayıplarının önüne geçmek için sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen gibi garabetleri ortadan kaldıracak, kamuda çalışan tüm öğretmenlerin insancıl koşullarda, eşit şartlarda ücret almalarını ve özlük haklarına sahip olmasını sağlayacağız. Öğretmenlerin 3600 ek gösterge hakkını kesin ve kesin teslim edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir toplumun geleceğinin eğitime bağlı olduğunu bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle eğitimdir ki bir millet ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Bugün maalesef saray rejiminin elinde devletin eğitim politikası 100 yıl önce inşa edilen Cumhuriyet'in eğitim felsefesinin çok daha gerisine düşmüştür. Bu nedenle eğitim üzerine konuşurken teknolojiden, bilim insanı yetiştirebilmekten, çağın gereklerinden bahsetmek yerine çok temel sorunlar üzerine mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Ancak buna mecbur olmadığımızın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında rantı yandaşlara harcamak yerine geleceğimize ayıracağımız kaynaklarla eğitimin tüm paydaşlarının ihtiyacının karşılandığı, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabildiği, hiçbir ailenin çocuklarının geleceğinden endişe duymadığı, öğretmenlerin güvenle yeni nesiller yetiştirdiği eşit ve adil bir eğitim sistemi hep beraber inşa edeceğiz. O gün gelene kadar imkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Biz hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız.